Çetin ya. Ya bu anneannenin bir oyunuysa? Ya intihar etmeliyse? Senin gerçekten beynin yanmış ya. Kızım kafayı mı yedin sen? İyice paranoyak oldun ya. Kadın ölmüş, sen hala oyun boyun diyorsun. Tabii canım, evet. Hatta yalıda anneannem seni elinde bıçakla bekliyor şu an. Anneannem bu yani, beklenir. Kızım saçmalama, kalkıp eşyalarını toplar mısın? Ya gelmiyorum ya. Gelmeyeceğim seninle. Anneannenin ölüsünü görmeden inanmayacağım. O yalıya da geri dönmeyeceğim. Peki ya cesedini bulamazlarsa? Hı? O zaman ne olacak? Ya gelmemek için bana bir tane mantıklı sebep söyle. Ben seni sevmiyorum de, soğudum senden de, uzadım de, ne bileyim ben cesetlerin gölgesinde bir aşk yaşamak istemiyorum de, bir şey, mantıklı bir şey söyle ya. Yaklaşık olarak öyle bir şey işte. Beni sevmiyor musun? Ya seviyorum. Ama şu saatten sonra bu aşktan bicacık olmaz. Kısaca öyle diyeyim ben sana. Senin kalbin kan pompalamaktan başka bir işe yaramıyordu değil mi? Fazla bir şey beklemeyecektik. Atar yapma lan bana. Kandırdın kızım sen beni. Resmen kandırdın beni ya. Çetin, Allah aşkına biraz mantıklı ol. Ya biz şu saatten sonra nasıl güleceğiz, nasıl eğleneceğiz, nasıl öpüşeceğiz? Bana her baktığında anneannenin ölümü gelecek aklına ve beni suçlayacaksın. Olmaz yani, olmaz. Sen benim sevgilim değilsin. Benim aşkım bana kıyamazdı. Beni severdi o. Sen benim sevgilim değilsin. Sen benim hala aşkitomsun. Ama şu saatten sonra güle oynaya geri dönememem. Git lütfen.